Dostlar selamlar. Birazdan Çek Cumhuriyeti mi? Çekya daha doğrusu. Çekya'ya giriyoruz. Bugün Prag gezisi yapacağız. Birkaç video çekebilirsem çekeceğim sizler için. Bakın burası ilk defa benim geçtiğim bir sınır. Sizlerle de paylaşmak istedim. Burası Çek sınırı. Tabii ki Schengen alanında olduğu için, Schengen bölgesi olduğu için durdurma, pasaport kontrolü tarzı bir şey yok. Belki hiç susmuyorsun, yemin ederim. Sınır burası. Bir düzgün oturur musunuz? Kemerinizi bağlar mısınız düzgünce? Ne yok? Var kemer arkada. Video çekiyorum belki. Düzgün konuşursan. İşte çok az kaldı. Sanırım şu köprü gibi şey. Çek yeni fabrika. Bakın free shop filan. Bu ne? Benim yani böyle sesim eko yaptı. Öyle. Böyle bir sınır burası. Görmüş olduk. Bakın KFC filan da varmış. Oo, bayağı gelişmiş bir sınır. Bayağı gelişmiş. Sigara alanlar, benzin alanlar. Her şey burada. KFC mi? KFC var, evet. Outlet var. Avrupa'ya geldik oğlum. Avrupa'ya geldik. Avrupa'ya geldik. Almanya'dan çeki girdik. Bize en yakın Çek sınırı burası. Kaç saatte geldik? 2 saat. Çok yakınmış. Bayağı uzak yani. Sigara almak için. Bayağı uzak, bilmiyorum. 2 saatte falan geldik. Tam 2 saatte geldik, evet, adliden çıkınca. Evet, sınırı geçtik. Şimdi Çek Cumhuriyeti'nden Prag'a doğru devam ediyoruz. Videonun devamını izleyin. Dostlar şu anda Çek Cumhuriyeti'nde bir tane benzincideyiz. Burada benzin alıyorum. Benzinin litresi 36 Çek parası. Bu da yaklaşık 1.6 euro civarı yapıyor. Yani Almanya'dan daha ucuz. Güzel bir yer. Yani bir köylerden falan geçiyoruz. Çok fazla bir şehir ya da otoban yok şimdilik bizim olduğumuz bölgede. Evet dostlar, otobana girdik. Şu anda Prag'a doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir yolumuz kaldı. Yani toplamda 4 saat 30 dakika civarına Prag'a varmış olacağız. Evden çıktığımızdan sonra yani. Ama yolun yaklaşık 3 saatini, en az 3 saatini gidiş gelişli yollarda geçirdik. Fazla bir otoban yoktu. Bizim evin olduğu yer otoban bölgesi dışında yani. Fazla otoban yok ne yazık ki. Neyse, şu anda yollar çok rahat, çok güzel gidiyor. Hiç trafik falan yok. Bir de bir bilgi olarak Prag, yani daha doğrusu Çek Cumhuriyeti'nde hız limitleri 130 olarak gösteriyor. Bilginiz olsun. Ha, bir de bir vinyet de almak gerekiyor. Prag'da, daha doğrusu Çek Cumhuriyeti'nde otoban parası 310 Çek parası ya da yaklaşık 12 euro falan civarı yapması lazım. O civarda bir vinyet de parası ödedik. İzlemeye devam edin. Teşekkürler. Dostlar, Prag'da otobüse bindik. Otobüsle şehir merkezine gidiyoruz. Çünkü otelin olduğu yer şehir merkezinden biraz uzaktı. Otobüs de çok gürültülü. Hepsi. Böyle bir yer. İlerliyoruz bakalım. Çok uzakta değil. 10 dakikalık otobüs yolculuğuyla şehir merkezine varacağız. Tramvay da vardı. Ama biz otobüsü tercih ettik. Durak biraz daha yakın.
Prag'da bu arada bilet almak, otobüs bileti falan almak çok kolay. 30 dakikalık bilet yaklaşık 1,5 euro falan. Bir de 15 yaş altı çocuklara bilet almaya gerek yok. O yüzden rahat rahat otobüs bileti alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Öyle devam ediyoruz. Tarihi yerlere yaklaştık. Bu arada uygulaması var bu transportun. PID, PID diye bir uygulaması var. PID. Yani bu otobüs biletini oradan direkt alabiliyorsunuz. Apple Pay ile ya da kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Bilet telefonda oluyor yani. O şekilde gayet güzel. Aa, burada McDonald's var. Burada bu köprünün altında. Aa. Şehir merkezine çok yakınız şu an. Old Town'a doğru ilerliyoruz. Hatta şöyle biraz geniş açı çekeyim sizlere. Bagetiria. What? Hipotecini Bank. Otobüste ilerleyince de daha rahat çekiyorum arabaya göre. Burada bir Noel Baba var. Dükkan. Otobüste amma gürültülü. Ah, bir kebapçı var. Hiçbir yerde eksik değiliz. Kebapçı. Prag Kebap Factory. Portovino Wine and Spirits, Starbucks. Dostlar, şu anda Old Town Square, yani eski şehir meydanındayız. Çok güzel bir Weihnachtsmarkt var, yani neyse. Türkçesi Christmas Mark. Evet dostlar, yürüyoruz caddelerde. Prag caddeleri çok hoş. Tam turistlere yönelik yapılmış. Ha, bak burada da var. Evet, bu Prag'daki ünlü tatlı yemeğin adı da Tridelnik midir nedir, öyle bir şey. Böyle bu şekilde yapılıyor. Tarçınlı şekerli. Zimt und Zucker. Please. Strawberry. Berk. Strawberry please, please. Thank you. Yani neler neler var bu Prag'da. İnanılmaz bir şehir. Burada metal müzesi, metalin sanat eserleri olan bir müze var. İçinde E.T. falan her şey. Bayağı iyi. Kim şu bile? Geldim geldim. Emre gel şuraya aslan alacağım.
Dedim ne yapayım adamlarca. Hadi gidelim Brüke'ye. Burada dostlar biliyorsunuz yaklaşık bir hafta önce mi 10 gün önce mi ne bir terör saldırısı olmuştu. Ne yazık ki orada bu saldırıda bayağı bir genç hayatını kaybetmişti. Burası üniversite. Carolina Üniversitesi galiba Prag'da. Burayı da işte vefat edenleri anmak için mumlar koymuşlar. Üzücü bir olay. Dostlar şu anda otelimize dönüyoruz. Booking.com'dan yaptığım rezervasyonu. Yaklaşık bir 10 dakikalık tramvay yolculuğuyla merkezden otele döneceğiz. Biba var. Yani şey kunduz muydu? Kunduz var burada bakın. Yazık. Doğal yaşamında, yaşamında bir kunduz. Çıkamıyor. Kırağı bir de bu açıdan gelin dostlar. Osmanlı beyi gibi ama bilemiyorum. Sarı gözlü ve yeşil başlı ördekler. Ha.
Matias kapısındaki asker yer değiştirmesini izlediniz az önce. Demin ismini söyleyemedik. Burası saraya giden bir kapı. Bu ne? Sheraton Hotel mi? Geliyorlarsa çekeyim. Prag'ın kurtuluşunun 1000. yılı. Onun için çıktık 10.000 merdiveni. Arabayla gelinmiyor. Gördüğün gibi herkes Sizler için dönen saati de çekiyoruz. Bu mudur lan? Bu mudur lan? Bu kadar insanı toplayan şey bu işte. Pazarlama dünyası. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım sizler de bizimle eğlenmişsinizdir. Şimdi yine otobüsteyiz, otele dönüyoruz. Bavulları falan alıp arabaya binip çekten gidip gideceğiz. Çek Cumhuriyeti'nden çıkacağız, değil mi Berk? Evet. Güzel miydi Çek Prag? Evet. Güzel. Sevdim. Biraz yoruldu tabii. Yürümekten yorulduk. O kadar çok gezilecek yer vardı ki. Bayağı yorulduk. Video da burada bitti. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.
vaktine geçmiştim. Bakın bu bina yamuk işte, Emre senin tarafta. Tanzında House bu. Gördünüz mü?